Hocam teşekkür ederiz e, katkılarınızdan dolayı e, ben şunu sormak istiyorum e, Renan'dan bahsettiğiniz malum Renan e, konuşmalarında şöyle bir e, tespit de bulunuyor diyor ki e, İslam dünyası İslam alemi veya yani hiçbir zaman e, tefekkürde yani felsefe felsefede, efendim bilimde ve buna benzer şeylerde asla önde olmadılar. Evet. Yani Batı'yı geçemediler. Bir dönem sadece emaneten bizden bunu aldılar. Sonra biz emaneti geri aldık. Ancak şu e, dil konusunda yaptıklarını yatsıyamayız diyorlar. Siz de bunu takdir edersiniz konuşmasında geçer. E, şimdi aklıma şöyle bir soru geliyor. E, Batının bu peşin fikri zaten Batı hiçbir zaman bizim e, peşinden gittiğimiz bu süreçte hiçbir zaman onları geçemeyeceğimizi düşünüyor. Kabullenmişler. Bizler Batı'dan kalkan bu tren, trenin arkasında bir vagon olmak yerine doğudan efendim kalkacak olan kendi kültüründen kendi küllerinden doğacak bir trenin lokomotifi olmak gibi durumumuz daha iyi olmaz mı? Yani evet. sizin de buyurduğunuz gibi hayali bir modernlik peşinde mi koşmak yoksa kendi aydınlanmasını Kendin. yine kendi kültüründen doğarak gerçekleştirmek mi daha doğrudur? Evet. Ee, bunu merak ya. ediyorum. Evet. Harika. Şimdi Renan 1850'lerde Sorbon'da bir dizi konferans veriyor ve bu konferansta Hristiyanlıkla Yahudiliği stratejik bir ortaklık olarak kurguluyor. İslam'ı da bunun karşısı, karşıtı olarak değerlendiriyor. Ve bu iki topluma dayalı, iki dine dayalı olarak modern Avrupa medeniyetin doğduğunu, geliştiğini, ilerlediğini, olgunluk çağına vardığını söylüyor. İslamiyetin ise tam tersine çocukluk çağında takıldığını ve gelişmediğini iddia ediyor. Gel Müslüman toplumların gelişmemesinin nedeninin bizzat İslam'ın zihniyetinden kaynaklandığını iddia ediyor. Ve hatta bahsettiğin bütün örneklerde de diyor ki işte aslında bir İslam felsefesi yok. Bahsedilen tamamıyla Grek felsefesidir. Aslında bir İslam edebi bir edebiyat da yok. Bahsedilen tamamıyla Sasani'lerin edebiyatıdır. Ve e, Renan'ı okuduğunuz zaman aslında İslam diye bir şey de yok yani. Bütün tarihi zenginlikleri İslam'dan ayrı açıklıyor, ondan koparıyor. O nedenle Renan'ın çıkışı problemli bir çıkıştır. Ve bizi mahkum eden bir çıkıştır. O nedenle Renan'a yönelik çok ciddi anlamda reddiyeler yazılmış, müdafaanameler yapılmış vesaire yazılmış. Ve bu bahsettiğiniz trene binmek vesaire bakın yine <laughs> Bütün tarihi dönemi düşünelim. Müslüman düşünürler, Müslüman aydınlar, ee, Grek felsefesinden meşayi okulu olsun. Sadece meşayi değil yani Kınalı Zade'nin Ağlak Ağlayı kitabını okuduğumuzda veya Nasrettin Tusi'nin Ağla kitabına baktığımızda Aristo'dan ee, referanslar var. Veya Aristo'nun Etik kitabını okuduğunuzda orta yol ifadesiyle karşılaşırsınız. Dolayısıyla İslam tarihinde de İslam toplumlarının çevre kültürlerden etkilenmesi vardır. Onlardan tamamıyla soyut, kendi biricikliği üzerinden her şeyi kendi içinden üretti demek çok büyük bir iddia. Mimaride de bu böyle. Ya Kubbetü Sahra inşa edildiği zaman Roma'dan bir takım ustalar ve mimarlar istiyor şey. Emevi sultanı. Bunun birçok örneğiyle karşılaşıyoruz. Kubbe diyoruz ama kubbe aynı zamanda Ayasofya Kubbe olarak kurulmuştur. Bakın biriciklik vurgusu önemli. Bizim Avrupa modernitenin hegemonyasında erimememiz basit olduğumuzu bize hissettirmemeleri için Bizim bir millet olarak varlığımız var ve bunu hissetmememiz için kendimize ait olan özellikleri vurgulamamız, görmemiz, keşfetmemiz büyük bir değer. Ama bunu yaparken kendi içimize bütünüyle kapalı toplum halinde yönelirsek bu hikmet müminin yitik malıdır prensibinden bizi uzak düşürür. Mesela bilim konusunda, batı bilimi, batı bilimi diye bir şey olmaz. Modern bilim anlayışı modern bilim felsefesi anlaşılır bir şey. Ya bu mukayeseler bence problemli. Biz elbette kendi millet varlığımızı, kendi medeniyet varlığımızı, kendi gelenek varlığımızı göreceğiz. Ama bunları görmek dünyada yeni ortaya çıkan durumları, ilimleri, sınıflamaları, kavramları, gelişmeleri görmezlikten gelmek büyük bir handikaptır açıkçası. Şunu söyleyeyim, ben İmam Hatip'te okudum yedi sene. Sonra tamamıyla sosyolojide eğitimimi sürdürdüm, tamamladım. Yeniden İslami okumalara yöneldim. Klasik İslam tartışmaları Türkiye'de ciddi anlamda gündeme geliyor. Ama en büyük handikaplarından birisi modern sosyal bilimlerin yöntemlerine karşı kapalı olmaları, tasvir ve tanım geleneğini şiddetle ve sürekli tekrarlamalarıdır. Yukarıdan aşağıya kronoloji anlatılıyor. Yorum yok, kavramsallaştırma yok. Bugünkü toplumsal meselelere çözmek üzere transfer ederek yeni bir metne dönüştürme imkanları çok düşük. En iyi bilim adamımız Osmanlıcayı, Arapçayı iyi bilen, Türkçeye çeviren Latinize eden. Sosyal bilimler metodolojisi modern bilimlerin yöntemiyle kavranabilir. Bunu açık söyleyeyim yani açıkçası. O nedenle moderniteye kapalı olmak bizim kendi varlığımıza var olmak değil. Garpçıların modernitesinin bize tahakkümleri karşısında moderniteden tümüyle kaçmak bir çözüm değil açıkçası. Bizi fundamentalizme götürür, bizi çöle yöneltir açıkçası. Benim düşündüğüm bu yani. Evet. Toplumun gelişimini, ilerlemesini durdurur. Evet. Göremeni, yani görmek, kritize etmek, Seçmek, mukayese etmek, karşılaşmak, bu zor bir şeydir. İnsanlarda kolay olan ya tümüyle kucaklamak ya Kadar da tümüyle etmiş. itmek. Ama bilimsel düşünmede bu yoktur. Bilimsel düşünmede tahlil edeceksiniz, tasvir edeceksiniz, kritik edeceksiniz. Kavramsallaştıracaksınız, yorumlayacaksınız, mukayese edeceksiniz. Bu zor bir şey yani, kolay ne? bir şey değil.